Hastanın hemoglobin düzeyi de yükselmiş. Demek ki radikal bir değişiklik oldu. Ateş, bana masal anlatma. Başka birinin kanını alıp bizi manipüle etmeyi denedin. Aferin sana. Ben senin için elimden geleni yapıyorum sürekli. Kendi kanı yeterli gelmedi. Denedim. Kendi kanıyla testleri yapmayı denedim ama olmadı. Sultanım da denedi. Sana ne yeterli geliyor ki? Her seferinde benim güvenimi boşa çıkarmayı başarıyorsun zaten. Hastaya yaklaşmama izin vermiyorsun. Ne yapayım? Yaklaşmanı istemiyorum çünkü yanlış yoldasın. Bir biyopsi yapsam. Hı? Hadi. Asla olmaz. Daha yeni uzaklaştırma aldım ben hocam. Kovuluyordun be. Ben olmasam kovuluyordun, sen ne diyorsun? Yiğit hocam, kemik ilerini kendiniz niye almıyorsunuz? Yasakladı. İpek hocan yasakladı. Allah. Hastanın odasına girmemi yasakladı. Yani şimdi de kurallara uymaya mı başladınız? Nişantaşı, bana ilik lazım. O odaya giriyorsun ve bana ihtiyacım olan şeyi getiriyorsun. Yapamam hocam. İpek hocayı karşıma alamam. Bence sen önce şuna karar ver. Kimden daha çok korkuyorsun? İpek hocandan mı daha çok korkuyorsun? Yoksa benden mi daha çok korkuyorsun? Tamam. Ona bir karar vermen lazım senin. Odaya yaklaşamadım bile. Biyopsi iğnesi istemişsin. O esnada da hemşireler duymuş. Uzman doktora haber vermiş. Yani planını anlamam uzun sürmedi Ateş. Hastanın gerçek adını mı kullandın? Hastanın taburcu işlemlerini onayladım. Şu anda çıkıyordur zaten. Devam et, devam et sen. Hanımefendi benimle. Sen de azarlamaya geldiysen hiç zahmet etme. Bu hastanede pek sevilmedim zaten, biliyorum. Bir test daha yapalım mı sana? Ne? Kolşisin. Kolşisin. Ne, biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Merak etme, korkma. Gut ilacı. Kolşisin. Şimdiye kadar senin kendinde varmış gibi gösterip taklit ettiğin hastalıklarla bir alakası yok. Ben öyle bir şey... Bu koşisin. Ak yuvarları bir güzel yok eder. İz falan da bırakmaz. Tam senlik. Arayıp bulamadığın şey. Hastanelere yatabilmek için harika bir üçkağıt. Ben öyle bir üçkağıt... Yıllardır yapıyorsun bu numaraları. Muhtemelen yakınlarında kronik rahatsızlığı olan birisi vardı. Ailenden biri, akraban, kardeşin belki. Herkes onunla ilgilendi. Seni bir köşede bıraktılar, unuttular bir başına. Bu da seni mahvetti. Öyle bir akraban... Sana istediğin şeyi veriyorum. Ayrıca hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Aplastik anemi var sende. Beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Hayır. Sendeki tek sorunun kafanda olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Sendeki asıl sorun geriye kalan her şeyin sağlıklı, problemsiz gözükmesi. Seni olman gerektiği kadar hasta gösterecek bir ilaç vereceğim sana. Sende gerçekte var olan semptomları harekete geçirecek bir kokteyl. Munchausen'in doruk noktası. Öyle düşün. Altılıyı tutturmuşsun gibi. Bunun içinde nöbet geçirmen için insülin, ak yuva sayısını düşürmek için koşisin var. Bu sayede sendeki aplastik anemi tanısını doğrulayacağız.
Yalnız şöyle bir sorun var. Eğer sen de annemi varmış gibi gözüksün diye dışarıdan bir şey alıyorsan, o zaman ben yanılıyorum demektir. Bu seni tedavi etmez, öldürür. Şimdi söyle bana. Alıyor musun bir şeyi? İnsülin, AZTH, Zeynep'in odana bıraktığı ilaçlar dışında bir şey aldın mı? Hayır. Annem bu arada. Bu bahsettiğin akraba. Benim annem MS hastasıydı. Çocukluğum hastanelerde geçti benim. İnsanlar annemin etrafında pervane olurdu. Biri yemek getirir, biri saçını tarar filan. Onu mutlu etmeye çalışırlardı. İlgilenirlerdi onunla. Annem ben 16 yaşındayken öldü. Sonra da hayatımda pek kimse kalmadı zaten. Nereye gidiyorsun? Bütün bunlar olurken burada olmam saçma olur. Beni burada böyle bırakmayacaksın herhalde. Merak etme. Buranın geleni geçeni bol. Hastanenin dibindeyiz. Zaten senin işin bu. Ne yapacağını gayet iyi biliyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.